Bir durumumuz var. Bize destek olur musunuz? Ben hani sizle ilgili bir sayfada aktarıyoruz hani. Bize destek olun diye ama bu kardeşimiz sağ olsun hiç şartsız, koşulsuz bana dedi ki abi ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Ama benim bütçem şu kadar bu sene için, ondan sonra daha çok olur. Biz ihtiyacımızı söyledik. Bu kadar kısa bir sürede sizler de hani gördünüz. Allah razı olsun, hemen destek edelim de bulundum. Biz o yüzden nasip olursa bu senelerde gittik. İnşallah. Bizim kızlarımız vefadır abisi. Onlar hani yarın bir gün inşallah iş kadını olurlar. Daha güzel yerlerde. Cenab-ı Allah'ın daha güzel yerleri çıkarsın. Yurt dışına falan çıkarlar. Olmaz ya. Büyük düşünmek lazım yani. O yüzden bu bütün her şey arkadaşlar sizin kendi başarınızın arkadaşlar. Yani şurada şöyle ben bakıyorum. Ramazan abiye zaten çok çok eskilerden tanıdık. Bak abiyle daha yeni tanıştık. Başkanımızla daha yeni tanıştık ama sizlere verdikleri değeri gördükten sonra zaten ben herhangi bir şekilde bir şey söylemeden buna girdim. Bunlar size gaza getirme işi falan değil. Siz de kendinizi biliyorsunuz, kendinizi tanıyorsunuz. Ve ben şu anda gördüm, az önce burada siz çalışırken sizi uzaktan şöyle bir izledim. Gerçekten hepiniz de kırık dolu arkadaşlarsınız. İnşallah hayatınız boyunca da hep böyle başarılı bir şekilde devam edersiniz. Bu hem spor hayatında hem de kendi özel hayatınızda arkadaşlar, hem de okul hayatınızda. Ben burada tekrar söylüyorum, burada hem Bak abi hem de Ramazan abi öncelikle bu sponsorluk mevzusuna girmeden önce sizden o kadar çok bahsettiler ki sanki böyle sizi tanıyor gibi oldum. Yani işte bizim kızlarımız şöyle becerikli, bizim kızlarımız şöyle canavar gibi bütün hepsi de. O yüzden ekibiniz de, daha doğrusu buradaki yönetimdeki arkadaşlar da hepinizi ayrı ayrı hem seviyorlar hem de çok fazla güveniyorlar. Burada ben gördüm, ben de aynı şekilde hepinizi, hani burada belki içinizde benim kızımla yaşlı olanlar vardır içinizde de. Ben şöyle bakıyorum, kendi kızımla size değerlendiriyorum. Kızımın biraz tembel olduğunu görüyorum bu konuda. Siz hepiniz de maşallah pırıl pırılsınız. İnşallah hep de böyle kalırsınız arkadaşlar, kardeşlerim. Ben hepiniz de hayatınızda başarılar dilerim. İnşallah hep böyle başarılı bir şekilde hayatınız devam eder. Ama spor gerçekten çok güzel. Benim maalesef sporla ilgili çok fazla bir şeyim yok. Belki kilomdan, göbeğimden de bellidir. Biraz tabii iş hayatına girdikten sonra tabii şubelerde olduğu için sürekli koşuşturmadan sporu ve kendimizi bir vakit ayıramıyoruz. Mesela Bak abi yarın maçımızı özellikle davet etti. Gelmeye o kadar çok istiyorum ki hem kendi başım biraz bir kafam dağılsın, bunu çok fazla istiyorum. Ama maalesef iş hayatında olduğum için daha önce verilen de bir sözüm olduğundan dolayı yarın Antalya'ya gideceğim mesela. Eğer Antalya'yı iptal ettirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum şimdi. İnşallah iptal olursa yarın maçınızı ben de geleceğim. Tabii bu iş hayatında yoğunluktan dolayı böyle bir şey yapamıyorsun ama şimdi sizler hepiniz de gençsiniz. İşte başarılı bir şekilde bu şekilde hem kendinize zaman ayırabiliyorsunuz hem de sporunuzu yapabiliyorsunuz. Bugünlerin kıymetini bilin. Yarın büyüdüğünüzde bütün sorumluluklar üstünüze bindiğinde bizim ne demek istediğimizi o zaman daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Yani bugünlerinizin kıymetini bilin arkadaşlar. Ve yönetiminizin de kıymetini bilin. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. İş ayakkabıları gelirdi. Uçları hani tam böyle toplu bir şey ayağın olduğu yerde demirli. Tabii bunu sadece iş hayatında kullanılır. Tabii o dönemlerde yoksulluk da var. Tabii ben dedem Almanya'dan getirdiği bir tane o ayakkabı normal dışta giyilmesi gerekirken ben onu top oynarken giyiyordum. Köyde Coşkun diye bir arkadaşımız var. O tabii halı saha hak getire zaten. Bildiğiniz toprak bir yer. İki tane taş diktik oraya. Orada maç oynuyoruz. Tabii çocukluk bizde siz akranlarınız, siz yaşlardayız. Tabii ben topu aldım elime, herkes benim önümden kaçıyor. Ben forvetim, gol atıyorum. Neden? Kimse önüme gelmeye cesaret edemiyor. Sebebi ise bu maçlardan önce maalesef Coşkun kardeşimizin ayağını kırdım maçta. Topu vuracağım derken onun ayağını denk geldi. Ve feci bir şekilde canım çok yanarak ayağı kırılmıştı. Ama ben ondan sonra yine zaten futbolu bırakmadım. Yine devam ettim ama çok fazla iş hayatına atılıncaya kadar oynayabildik. Ondan sonra tekrardan iş hayatından sonra böyle vaktimiz olmadı. O yüzden anlarım size kim forvet oynuyor? Forvet oynayan var mı aramızda? Sen mi oynuyorsun? Abi ya, Mesut'e. Tamam. Bir gün demir ayakkabı deneyebilirim. Bak bir etrafında birisi kalıyor. Bütün herkes, Bismillah duymuş şeytan çocuğu gibi herkes etrafında kalmıyor. Kimse kalmıyor. Neden? Çünkü diyor ki, adamın ayağında demir ayakkabı var. Kesin ayağıma denk gelirse canım acıtır. Ve o ucu tabii demir olduğu için, tabii spor ayakkabısı falan dediğim gibi hak getire krampon falan nerede? Biz o ayakkabıyı bulduğumuzu dua ediyorduk. O ucu demir olan ayakkabıyla topu vurduğunuz zaman topun gidişi bile muazzam bir şekilde değişiyordu zaten. O yüzden sen istersen forvetsen dediğimi bir yap bir deneyim. Ama bizim forvetimiz veya diğer oyuncular zaten demir. Kendisi de bizim. Kendisi de demir. Ayakkabı giymiş. Seyretmedim.
tamam işte ya. Onları seyrettikten sonra fikrin değişecek, genel yapılıyor falan gerek yok yani. İnşallah. İnşallah. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Futbola destek her zaman, makro patent olarak. Anlaşmamız her iki taraf için hayırlı olsun. Hayırlı olsun hocam. İnşallah. İnşallah bundan sonraki devamlarda daha fazla da gelir inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Sizlerin gibi böyle canavar gibi arkadaşlara ve yönetime biz makro patent olarak az da olsa bir şeyler bir destekle bulunduysak ne mutlu bize. İnşallah böyle başarılı olursunuz. Daha büyük sponsorlukları imza atarız inşallah. 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 Ayrıca bir ilave sponsorluklar için de destek bekliyoruz sizden. Her zaman. Çevrenizden de şimdi. İnşallah. İnşallah. Yani kızlarınızı yani sahada görürseniz beni biz anlarsınız yani. Bir sahada görün yani. Tamam. Bir sahada görelim kardeşlerim. Yani beğenmezsen desteklemeyin. Bu kadar böyle canlı gönülden söylediniz ki yani muhakkak zaten şimdi hepsinde bakıyorum şöyle gözlerinde hepsinde böyle evet ben bir makineyim gibi bir şey var böyle hepinizden ama enerjiyi alabiliyorum. İnşallah da bundan sonra maaşlarımız da gelecek. Makro Patent ailesine teşekkür ediyoruz. Evet. Size yaptığı katkılardan dolayı. Her zaman Allah'a emanet. Ayrıyeten Bünyamin Bey'e de teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Desteklerin devamını bekliyoruz. İnşallah. İnşallah hayırlı olacak. Her iki taraf için de. Bünyamin Bey'e aslında ekstra bir teşekkür etmek lazım. Şimdi erkek futbol takımlarına sponsor bulmak çok kolay. Ama bir bayan futbol takımına gerçekten bu anlamda böyle işte montuyla, formasıyla sponsor olan bir kişi bulmak zordu. Yani biz zor olanı başardık diye düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi her iki taraf için hayırlı olur. İnşallah. Daha büyük sponsorluklar imza atarız. İnşallah. Bir de ben hocam. Küçük bir şey yapalım. Onu yapalım. Çabuk. Çıkartalım. Çıkartalım. Evet. Bünyamin Bey'e teşekkür ediyoruz. Sağ olun ama güzel olmuş. Güzel değil mi? Kardeşlerime yakışıyor yani. Ya üzerine makro patent yapınca daha bir havalı olmuş. O isim bulunca kadar neler çekti. Dostuna güven değil, düşmana korkunacak iş yapmış. Thank you.